Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamün aleyküm. Günaydın mı diyeyim, hayırlı geceler mi diyeyim bilemedim. Saatimiz 3, gece 3, sabaha karşı 3. Trabzon'dayım arkadaşlar. Şu an Trabzon'dan çıkıyorum, aracı boşalttım. Elazığ'a boş gideceğim. Yükümü Elazığ'dan alacağım. Trabzon'dan Gümüşhane üzeri gidiyorum. Gümüşhane, Plümür, oradan Elazığ. Allah nasip ederse. Bakalım. Böyle kısa kısa çekip birleştireceğim arkadaşlar bu videoyu. İnşallah beğenirsiniz. Bayağı yolumuz var. Bakalım oradan yükümüz neresi olacak. Bu hafta hareketli bir hafta oldu. Durdurak yok. Oradan oraya, oradan oraya. Ay sonu yaklaşıyor. Gelene kadar belki 20-25 tane radara girdim arkadaşlar. Yani radara girdim derken radar gördüm. Ankara-Trabzon arası. Abartısız 20-25 tane arabalı radar görmüşümdür. EDS'leri söylemiyorum bile. Yani eğer bir daha buralara yolum düşerse, inşallah düşmez. Yani ceza yemeden gitme şansınız sıfır. Çok nadir. Eğer bir daha bu taraflara yolum düşerse sayacağım arkadaşlar radarları. Tek tek üşenmeyeceğim. Hepsini sayacağım. EDS'sini, radarını. Bakalım gerçekten kaç tane varmış. Yani adım başı radar. Bir tane geçiyorsun, tamam diyorsun, daha çıkmaz. 10 dakika gidiyorsun, 10 dakika fazla değil. Hemen bir tane daha radar. Çevirmeleri zaten saymıyorum. O kimlik çevirmeleri, trafiğin normal kontrolü. Onlar hiç işin içine katmıyorum. Çok zorlu bir yol. Zorlu dediğim yani sıkıntılı. 60-70 yol bitmiyor. Bir de yol çalışması falan var kimi yerde. Şehir içinden geçiyorsun, trafikte sen o biçim. Yani saçma sapan bir trafik yani. Neyse, Allah'a şükür atlattık. Değişik bir havası var arkadaşlar. Nemli mi diyeyim, nasıl bir havasıysa insanı yapış yapış ediyor. İnsanın üzerine. Bildiğiniz yapışıyor. Evet, buraları kısa tutacağım arkadaşlar. Asıl çekeceğim yer Kovancılar. Elazığ'ın o taraflar. Kovancıları çekeceğim. O bölüme ağırlık vereceğim. O yüzden böyle gördüğüm değişik yerleri kısa kısa çekeceğim. Kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Kovancılara ağırlık vereceğiz nasip olursa. Hadi bakalım. Bir tünel daha. Maçka tüneli 2773 metre. Bir yeni açılan bir tünel var dediler. Bayağı bir uzun. Büyük ihtimal oradan geçeceğiz. Bayağı bir uzun diye söylediler. Bakalım, orayı da çekerim inşallah. Evet, bol bol tünellerden geçiyoruz arkadaşlar. Buralar hep dağlık olduğu için Karadeniz. Yalnız maşallah bayağı bir tünel açılmış. Bayağı bir tünel var yani. Gelene kadar bir dünya tünelden geçtim. Kolay değil yani bunları da yapmak. Şu tüneli yapmak her baba yiğidin harcı değil. Düşünsenize, koca bir alan. Sürekli eşiyorsun. Eş. Nereye gittiğin belli değil. Nasıl eştiğin belli değil. Vallahi yapanların ellerine kollarına sağlık. Mühendisinden tut işçisine kadar. Çok büyük kolaylık şu bize yani. Özellikle büyük araçlara.
Lastik sesi geliyor mu? Bilmiyorum arkadaşlar, bir uğultu var. Onun hastası olan arkadaşlar da var o lastik sesini. Şöyle bir camı açayım. Şimdiden bir daha edersiniz. Lastik sesi, turbonun sesi, hepsi birbirine karıştı arkadaşlar. Bu yolu ilk defa gidiyorum. Bakalım, bir deneyim olacak bize. Yani Trabzon'dan Elazığ'a ilk defa gidiyorum. O Külümür tarafını falan bir kere daha geçmiştik. Erzurum'dan Elazığ'a geçerken kullanmıştık yolu. Bir de gece kullandık. Çok berbat bir yol. Yani acayip virajlı mirajlı. Çok fena virajları var. Bir de böyle derenin içine giriyorsun çıkıyorsun. Yani sıkıntılı yollar. Tenha. Bir de gece gittik orayı. İki arabaydık. Vallahi iyi cesaretmiş bizdeki. Gece yapıştırdık gittik. Allah ne verdiyse. Şimdi de gece çıktım ama oraya gidene kadar gündüze döner hava. Evet. İleride devam edeceğiz. Arkadaşlar galiba bu çekimdeki konumuz belli oldu. Konumuz galiba tüneller arkadaşlar. Gidene kadar kaç tane tünelden geçeceğiz? Nasıl tüneller? Tünellerde ne yapılır? Tünellerde ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz arkadaşlar. Direksiyon tutulur. Hız limitlerine uyulur. Göz daima ileride. Gez göz arpacık. O nişan alırken de, pardon. Valla tünellerde çok aşırı hız yapmamaya dikkat ediyoruz. Alan dar olduğu için aynı hipnoz olmuş gibi oluyor. Yani dikkatli gitmekte fayda var. Zigana geçidiydi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam o yeni yapılan tünel Zigana. Zigana olması lazım. Duyduğum kadarıyla. Ora çok uzun diyorlar. Orayı çekeceğim bakalım. Kaç dakika sürüyor, ne yapıyor? Kimi diyor işte bayağı dakikalar sürüyor falan filan. Bakacağız. Daha detaylı incelemiş oluruz. Size de göstermiş olurum. Yani oturduğunuz yerden görmüş olursunuz arkadaşlar. Şu işe girmeseydim mesela ben buralara hayatta gelemezdim. Hayatta gelemezdim, imkanı yok. Gelemezdim. Nereye? Ayda yılda bir iznin, bilmem bir şeyin, paran pulun olacak da buralara geleceksin de gezeceksin de ölme şeyim ölme. Evet. Bu da 1059 metre diyor. Tünel. Oranın devamı. Hep böyle kesik kesik tüneller arkadaşlar. Yani her dağın tepenin içine bir oyuk yapmışlar. Camda maşallah parlıyor sineklerden. Arabayı yıkayamadım. Şimdi Elazığ'a gidince vaktim olursa inşallah arabayı bir yıkamam lazım. Araba oldu leş. Orada bizim garajda yıkama var. Arkadaş da sağ olsun işini iyi yapıyor, yıkamacı. Yani aldığı parayı hak ediyor. Onunla beraber bir arabayı yıkarız nasip olursa. Tabi kalabalık olmazsa. Vallahi asıl videoyu Kovancılar'da çekeceğiz dedik ama Kovancılar'a gidene kadar bayağı bir dolduracağız herhalde tünellerle. Maçka Trabzon. Başar Tüneli diyor. Başar Tüneli'nden geçeceğiz arkadaşlar. Başar Tüneli. Evet, gördüğünüz gibi hep tünel. Tünelden başka bir şey yok. Buralar kışın nasıl oluyordur Allah bilir. Ya yani şimdi hava iyiyken gidiyoruz yapıştırıp da. Kışın buralarda millet nereye çekiyor bakayım. Sürekli tünel arkadaşlar, tünel. Tünel manyağı alacağız bu yolculukta. Bu sefer de
Tünel manyağı alacağız. Tünele doyacağız yani. Bir daha bir sene tünelden geçmesem tünel aramam. Mazelon Manastır. Buralarda da manastır var arkadaşlar. Sümele Manastırı'nın dönüşünde yerde kaldı. Dedim acaba oralara falan mı çıkacağız? Oranın yolları hep dar çünkü. Allah'tan buranın yolu iyi, Gümüşhane tarafı. İnşallah ileride bozulmaz. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Maalesef. Bunda da inşallah problem olmaz. Evet, biz kameralar çekiyoruz. Kameralar da bizi çekiyor arkadaşlar yukarıda. Oradan görüntü alabiliyoruz mu acaba? Keşke öyle bir imkanımız olsa. Tehlikeli maddeler sağdan diyor. Evet, buralar böyle arkadaşlar. Buralarda daha fazla çekim yapmayacağım. Bir dediğim gibi o yeni yapılan tünelin orayı çekersem çekerim. Buralar böyle. Hep tünel. Bol bol tünel var. Saatimiz 3.33.40 olmuş. Evet arkadaşlar. Zigana tüneline giriş yaptık şu an. Zigana tüneli. Bu yeni açılan tünel arkadaşlar. Kilometre olarak da 14 küsür kilometre. Suratını tam şey yapamadım, okuyamadım. Dikkatimi veremedim ama 14'ü okudum. 14 kilometre gideceğiz arkadaşlar tünel. 14 kilometre tünelde gideceğiz. Yani anlayacağınız tünel bitmeyecek galiba. 14 kilometre yani az uz bir şey değil. 14 kilometre vallahi helal olsun. İyi tünel açmışlar yani. Vallahi helal olsun, bravo. Demek ki artık eski yolu bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Eski yol demek ki nasıl bir yolsa, 14 kilometre nasıl bir yol gidiyorsan, ne kadar uzun sürüyorsa artık, 14 kilometre burayı açmışlar. Yani kolay değil şu tüneli açmak. Dediğim gibi eğer bilenler varsa eski yolunu buranın, Hamsiköy'den mi gidiliyor? Öyle galiba. Bilen varsa yorumlara yazabilir, belirtebilir nasıl bir yol olduğunu. Bayağı uzun arkadaşlar, bu tünel herhalde bitmeyecek. 14 kilometre, 14-15 dakika desen zaten çekimi herhalde tünelde bitireceğiz. Tünelde başlayacağız, tünelde bitireceğiz arkadaşlar. Aha, ışıklar da değişti. Farklı bir boyuta geçiyoruz herhalde arkadaşlar ışıkların orada. Hazır olun. Evet, farklı bir eyalete geçtik arkadaşlar şimdi. Burada var bir itlik var burada. Işıkların orada bir itlik var ama çözemedim. Orada bir şey belirtiyor yani, sen diyor artık bir yere geçtin diyor. İyi, bayağı havalandırmaları bilmem neleri bayağı güzel yapmışlar arkadaşlar. Çalışma var diyor, yavaş gidelim. Nerede çalışma var abi? Zaten yavaş gidiyoruz, hızlı gidebiliyoruz mu ki arkadaş? Abi ben anlamadım. 70-80 bu hızlarla yol bitmez ki ya. Tırlara, kamyonlara bir şey yapsalar. Tamam, 90'ı geçmesin. 90 eyvallah ama 70-80 de hiçbir şey değil yani şu arabalar için. Zaten rampada yavaşlayan araba ölüyor, 50 ile gidiyorsun. E bırak da düzlükte bari adam gitsin. En azından o farkı kapatsın. Yani hiçbir şey değil 80 kilometre şu arabalar için. Vallahi güzel tünel yapmışlar. Allah razı olsun. Şöyle cep yapmışlar. Arkadaşlar bazı yerlerde bir
ne nasıl diyeyim, hava boşluğu gibi böyle türbülansa girmiş gibi oluyor. O niye oluyor bilmiyorum. Bir yerden havalandırma, hava mı veriyor, ne yapıyor? Büyük ihtimal hava veriyor. Araba bir şöyle sallanıyor oradan geçerken. Herhalde sağlam bir hava veriyor orada. Yani onu da vermese zaten bu 14 kilometrelik tünel havasızlıktan bayılır. Bayılır yani gidenler. Sağlam bir hava veriyor bazı yerlerden. Yalnız arabayı iyi bir hoplatıyor. Demek ki ne kadar hava veriyorsa bizim Dorsen'in perdeye gelince demek ki arabayı sallıyor. Çalışma var diyorum. Hasta hastaları yok gibi sanki ama. Bakacağız, ileride belli olur. Vallahi kahvaltı mahvaltı hiçbir şey yapmadım. Gerçi gecenin yarısı neyin kahvaltısını yapacaksın? 45'i verdiğim yerde yaparım. Zaten yolumuz uzun. Buradan Elazığ'a uzun bir yol yok. Yol da bozuk zaten. Oralarda bir yerlerde duracağız mecbur. O arada bir şeyler atıştırırım. Evet, yine bir sallantı oldu arkadaşlar. Hava basıyor. Evet. İkinci eyalete geldik. İkinci eyaleti geçiyoruz arkadaşlar. Bu mavi ışıkların anlamını bilen varsa yorumlarda belirtebilir mi arkadaşlar? Mavi ışıklar neyi anlatıyor da? Nereye geçiyoruz? Ne oluyor? Bölüm mü oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Nerede olduğumuzu mu anlıyoruz? Kilometresi mi oluyor? Bilen varsa, aydınlatırsa sevinirim. Bu tüneli geçtikten sonra da büyük bir olay olmadıkça çekmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kovancılara bırakacağım çekimin çoğunu. Bir takipçi abim var Rusya'da. Orada yaşıyor, orada çalışıyor galiba. Memleket hasreti duyuyor. Yazmıştı. Geçen de Muş'a gitmiştim. Muş çekimime yazmış. Tam kovancılara geldin, çekimi bitirdin, çoldun mu falan filan dönüşte. Kovancıları bir daha çek falan demişti ama ben o zaman dönmüştüm. Videoyu geç attım. Ama dedim söz olsun, bir daha geçerken çekeceğim abi. Özellikle orayı çekeceğim dedim. Allah nasip etti işte, bakın. Fazla da bir zaman geçmedi. Tam oradan geçeceğim. Verdiğimiz sözü tutalım. Abim izlesin kovancıları. Buradan selam olsun. Rusya'ya selamlar olsun. Evet, bir eyalete daha geldik. Vallahi tünel bitmeyecek herhalde arkadaşlar. Bu videomuzun bu bölümü full video, full tünel. Tünel videosu oldu dediğim gibi. Başlığı da tünel diye atarız artık. Evet. Acayip sallanıyor arkadaşlar araba. O bölümlerden, havalandırma bölümlerinden geçerken araba bildiğiniz yatacak gibi oluyor. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir yükleme varsa, durabilsem de keşke o havalandırmaya bir baksam. Yani böyle bir havalandırma yok. Çıkış 5 kilometre diyor. 5 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Vay be. İyi gelmişiz yine. Vallahi iyi gelmişiz. Kardeşim bu nasıl çalışma ya? Çalışma var yavaş, çalışma var yavaş. Nerede bu çalışma, anlamadık ki. Tüneli çıkınca mı acaba? Evet, yine bir üfledi sağda. Sağ tarafta var arkadaşlar, alan sağdan üflüyor. Sağdan bir vuruyor şöyle arada. Şu boyaları da çok güzel yapmışlar. Hem yangın şey dolapları falan, onları gösteriyor. Hem de yolda giderken yola daha iyi odaklıyor insanı. Cık.
Evet, Zigana Tüneli böyle arkadaşlar. Zigana Tüneli'ni de görmedik demezsiniz. Vallahi ben de demem. Zigana Tüneli'nde geçtikleri. Arkadaşlar diyorlar işte çok okuyan mı bilir, çok gezen mi, gerçekten çok doğru bir söz. Gerçekten çok gezen bilir. Bu anlamadığım bu havalandırma nereden üflüyor, nereden alıyor, ne yapıyor onu anlamış değilim. Dağın içinden ta tepeye kadar mı çıkıyor, ne oluyor? Tünelden mi geliyor? Nereden gidiyor? Ne diyor? Çıkış 2 kilometre yazıyor galiba. Evet. 2 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Bitirdik hadi. Koskoca tünelde geçtik be. Helal olsun. Son 2 kilometremiz kaldı. Bakalım nereye çıkacağız? Şaban'ın işi gibi arkadaşlar gelmeyin. Tünelin sonu bombok bir yere çıktı diye. Ona benzer bir yere çıkmayız umarım. Bir çıkıyormuşuz tek şerit dağın tepesi. Değişik bir yol. Yol yok. Toz toprak. Çıkmaz sokak. Her şey çıkabilir. Diyor ya tünelin sonu bombok bir yere geldi. Bakalım nereye çıkacağız tünelin sonu. Hiç araba falan da geçmiyor arkadaşlar. Tek benim şu an yolda. Sizin de fark ettiğiniz gibi bakın kaç. Bu bölümü 10 dakikada çekiyorum. Bir tane araba gelmiyor. Işık mışık hiçbir şey yok. Bir de yavaş gidiyor. Benden başka manyak yok demek ki. Evet, çıkışa geldik arkadaşlar. Biraz bir hızımızı keselim, ne çıkacağı belli değil. İyi yolculuklar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gümüşhane Erzurum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tüneli atlattık. Yokuş aşağı devam ediyoruz. Bayağı da bir yokuş aşağı var yani. Eğim bayağı var. Acayip bir eğim var. Demek ki önceki yol hep böyle rampalıydı arkadaşlar, çıkışı inişi. Allah emeğe geçenlerden razı olsun. Arkadaşlar Gümüşhane'yi geçtim. Kelkit tarafındayım. Kelkit'e çok az kaldı. Yol çok ıssız. Benden başka kimse yok. Ne gelen var ne geçen var. Hafiften gün ışıldıyor. Aydınlanıyor etraf. Güneş şuradan doğacak büyük ihtimal. O taraf acayip ışık. Doğu taraf demek ki. Kafam iyice döndü. Kafa iyice sulandı. Bir 4 saat 5 saat falan uyudum. Yol ıssız, bir de böyle dağların derelerin içinden geçiyorsun. Demin çekemedim. İki tarafta da ortada dere gibi böyle. Bayağı dik yani dağlar. Keşke buradan gece geçseymiş. En sevdiğim yollar. Böyle bir ürpertiyor insanı. Evet, tünelleri açmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor ama daha bitmemiş. Yeniköy. Yeniköy'deymişiz arkadaşlar şu an. Bu yoldan ilk defa geçiyorum. Hiç bilmediğim bir yol. Gidiş gelişli. Evet, köyler falan var. Yol dediğim gibi çok hızsız. Büyük ihtimal millet hep yatışta. Saat çok geç ya da çok erken olduğu için kimse yok yolda. Benden başka. Tabii benden başka manyak yok piyasada. Evet, dağları görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar dik.
Kerkit'e 27 kilometrem var, Erzincan 100. Ondan sonra Pülümür tarafından gideceğiz. Tunceli, Pülümür. Kovancılara çıkacağız, kovancılara çekeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir Allah'ın kulu yok. Bir barınma yeri, marınma yeri, hiçbir şey yok. Aha bir çadır var. Ne çadırı bu? Ne oluyor la burada? Kızılay'ın çadırını kurmuşlar. Buraya da bir şey etmişler ama ne yapıyorlar anlamadım. Çadırın orada ne işi var? Kızılay'ın çadırının. Mesela. Tamam. Şimdi anladık. Şurada çeşme baraka gibi bir şey var. Ha bir tane. Bir Allah'ın kulu geçti sonunda. Demek ki tek manyak ben değilmişim. Gerçi saatimiz 4.45. Normal, millet yavaş yavaş çıkıyor piyasaya. Aslında gece gitmesi, bu saatlerde gitmesi daha mantıklı arkadaşlar. Çok rahat oluyor, kimse çıkmıyor. Yol bomboş. Sana ait gibi oluyor. Ama işte gece uykusunda alamıyorsun. Gündüz sıcak oluyor, ses oluyor, gürültü oluyor, uyuyamıyorsun. En mantıklısı yine gece yatmak. Evet, tüneller böyle devam ediyor, çalışmalar. Büyük ihtimal buralar hep çift yön olacak. Çünkü bu yol sıkıntı. Hele kışın daha da sıkıntı olur. Yavaş yavaş yapıyorlar. Neyse, yoluma bakayım ben biraz daha. Evet arkadaşlar, Ahmediye geçidindeyim şu an. 2100 rakım yükseklik. Şu dağların manzarasını çekmek istedim size. Görüyorsunuz arkadaşlar manzarayı. Bayağı bir yüksek yani. Harika bir manzarası var. Yani şuralara para verseniz göremezsiniz. Biz üzerine bir de para alıyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu manzaralara bakın. Adam tırını park etmiş oraya. Manzara karşısında yatıyor. Vallahi helal olsun. Evet, bir meslektaşımız daha geliyor. Harika bir manzarası var arkadaşlar. Ahmediye geçidi. Hava da bayağı bir soğuk. Şu an Temmuz'un sonundayız. Sen ne yapıyorsun oralarda? Şu an Temmuz'un sonundayız. Hava 15 derece. Yani camları falan kapattım o derece. Adam bal arı yapıyor. Diyemedim de. Arıcılık yapıyor. Nerede kaldı? Yukarıdaki tır bayağı yukarıda kaldı. Geçtiğimiz tır gözükmüyor. Evet, her yer dağlık arkadaşlar buralarda. Meşhur dönerimiz yemeğe 25 kilometre. Vallahi saat hiç uygun değil. Saatimiz uygun olsa yerdik. Evet, yüksekliği görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce çıktık, bayağı bir çıktık. Şimdi onun inişi. Lan oğlum ne yapıyorsun yolun ortasında? Çek! Çek!
intihar mı edeceksin? Ne yapacaksın? Git kıyıya git. Yazık hayvana ya. Dağın başında. Toprağı görüyorsunuz arkadaşlar, kırmızılaştı toprak, kıpkırmızı. Kızıl toprak. Erzincan'a yaklaştık. Erzincan'dan Tunceli tarafı, Tunceli'den Kovancılar, oradan Elazığ inşallah. Evet, millet anca ayaklanmaya başladı. Erken kalkan kendini atıyor dışarılara. İşine gücüne başlıyor. Erken kalkan yol alır demişler arkadaşlar. Erken kalkın. Her zaman erken kalkacaksın. Yani işin olsun olmasın. Bir alışkanlık yapmak lazım. Şu dağlar ne dağları? İsmi ne? Onu bilmiyorum. Ona bir bakmam lazım internetten. Yani boş boşuna gezip dolaşmamak lazım. Şöyle güneşi de alayım arkadaşlar. Güneşimiz doğdu. Devam edelim bakalım yolumuza. Evet arkadaşlar, şimdi Plümür yoluna düştük. Tunceli Plümür. O tarafa döndüm. Çok sıkıntılı bir yol diyorlar buraya. Dağların içinden geçiyor gördüğünüz gibi. Resmen dağa oymuşlar, yolu öyle yapmışlar. Yani açık hedefsin şeyin içinde. Derenin içinde gidiyorsun. Bir de arkadaşlar şeyi söyleyeceğim size. Yıllar öncesinden bizim buralarda bir arabamızı yakmışlar, şirketin arabasını. Malum şahıslar. Ya videosu falan var, haberlere falan çıkmış. Vallahi girdik bakalım, hayırlısı. Aslında haber akşam geldi bana. Akşam çıksam gece buralarda olacaktım. İyi ki gece çıkmamışım. Hem takonun dolmasını bekledim. Hem de gündüz gözüyle gitmek daha mantıklı. Ya böyle gideceğiz işte derelerin içinden. Önümüze de kamyon çıktı. İnşallah başımıza bir işler gelmez. Yani bir kör kurşunlara hedef olmayız umarım. Ya burada çeşme varmış aslında. Biraz önce başka bir yerde durdum bak. Burada daha rahatmış. Bilsem burada dururdum. Sadık Çeşmesi. Vallahi kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa demiş. Atasözü. Müslüm Gürses babamız. Biz de yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Yani. Bunun şeyi yok yani. Dahası yok. Ne gelirse başımıza gelecek. Yapacak hiçbir şey yok. Allah korusun diyelim. Allah kazadan, beladan, her şeyi, her türlü musibetten hepimizi korusun. Cümlemizi inşallah.
Neyse arkadaşlar, ben şimdi şu kamyonla uğraşayım. Şunu bir geçeyim. Burada yollar sıkıntılı. Burada zaten çok çekim yapamam. İşimize gücümüze bakalım. Çok böyle olağanüstü bir şey çıkarsa yine açarım. Değişik bir yollar çıkarsa. Şunu şurada ben bir sollayayım. Kapatıyorum şimdi. Hoşçakalın. Arkadaşlar biraz geldim. Geri durdum. Size şu dereye çekeceğim. Tabii ki bunun için durmadım. Sesi duyuyorsunuz. Gürül gürül akıyor. Plümür Deresi galiba. Bizim diğer arabayı gördüm. Lastik kitlemiş. Arkada. Lastik kitlemiş. Abi zaten ileride de görmüştüm. Kendi kendine fren yapıyor diyor. Durdum hemen. Baktım durduğunu görünce. Dedim abi hayırdır, yapacak bir şey var mı? Pardon. Dedim yapacağım bir şey var mı? Ne oldu? Hayırdır? Şöyle mi böyle mi? Vallahi dedi yapacak hiçbir şey yok dedi. Şey kitledi dedi, lastik kendi kendine fren yapıyor dedi. Balataları değiştirmiştim dedi. Balataları değiştirmiştim dedi birkaç gün önce. Abi o zaman ondan yapıyordur dedim. Sen dedim güvenli bir yere çek, direkt yolun ortasına bırakmış çünkü. Gerçi bırakmamıştır da. Araba aniden orada kaldı demek ki. Arkadaşlar hep yukarıdan taşlar yağmış. Taşlar yağmış dediğim. Taşlar dökülmüş hep. Tepeden de dağdan. Yollarda hep taş var. Çok sıkıntılı bir yol gerçekten. Gelecek arkadaşların dikkatine. Ama çok da bir o kadar da nasıl diyeyim, zevkli bir yol. Yani dağların içinden geçiyorsun. Doğa. Yanda dere full akıyor yol boyu. Benim arabada da bir cıyırtı geliyor ama nereden geliyor anlamadım. Çok sinirimi bozuyor. Bir yer sanki gevşemiş gibi. Durunca bir kontrol edeyim oraları. Yani bir yer gidecek gitmeye de nereye gidecek bilmiyorum. Bir cıyırtı var yani böyle. Civata gevşemesi gibi. İnşallah Dorse'den geliyordur. Neyse abiyi gördüm durdum böyle telefon çekmiyor, tepeye falan çekildi. Abi dedim ben bakayım dedim, benim telefon çekiyorsa oradan arayalım. Sonra kendi de baktı çekiyormuş. Sen dedim bunu düzgün bir yere al, direkt yani yolun ortasında durma, kenara bir yere dur dedim. Elazığ'daymış, Elazığ'daymış. Neyse onu da öyle atlatmış olduk. Yolumuza devam edeceğiz bakalım. Kötü yerde kalmış, dağın başı. Ama zaten frenliğe gelmiş. Çünkü diyor ki yavaş yavaş 30'la geldim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Abi dedim niye gidiyorsun bu freni şey yapmayan? Lastiği salmayan arabayla niye gidiyorsun? Allah korusun yakarsın yani. Lastik ısınasına ne olacak? Araba bile yanar. Çek dedim, ustayı mı arıyorsun? Kim arıyorsa gelsin baksın. Böyle nereye kadar gideceksin? Sürüye sürüye gidilir mi? Çek güvenli bir yere, kenara çek, emniyet şeridine şöyle boşluğa bir yere. Tamam bitti. Allah korusun yani. Başka işler çıkabilir. Şu aşağıda bir yerde kaldı. Gözükmüyor herhalde. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Belki şuradan gözükebilir. Yok. Yine gördük. Heh, bu adama yine denk geldik. Bizim arabayı bekledik. Kamyoncuya denk geldik. Neyse şu gözümüzün önünün açıldığı yerde geçeriz. Evet. Dağlara tepelere tırmanıyoruz arkadaşlar. Plümür. Tunceli Plümür. Buradaki arkadaşlara selam olsun. Görüyorsunuz. Hemen yanım dağ. Her yer dağ. Sağ dağ. Sol tarafım dağ. Şimdi şuradan sağlam bir viraj alacağız. Güzel keskin bir viraj var. Şu abi ondan sonra yapıştırayım. Şurada da geçeyim. Arkadaşlar. Tır falan geliyor bazen. Kamyon geliyor. O yüzden temkinli gideceğim. Yok aceleye gelmez. Araba iyi seri ama bu virajlarda geçmenin alemi yok. Önümüzü görelim, öyle geçeriz. Sollamayı öyle yaparız. Yani istediği kadar seri olsun araba. Neyse orayı da öyle atlatmış olduk arkadaşlar. Bakalım daha başımıza ne işler gelecek. Ne maceralar atılacağız bakalım. Macera benim diğer adım. Haydi bakalım. Yolumuza devam. Evet, Plümür'deyim arkadaşlar. Dağdaki yazıyı görüyorsunuz. Yazı yeter herhalde.
Evet. Gördüğünüz gibi yaklaştırıyorum. Net gözüküyor galiba değil mi arkadaşlar? İnşallah nettir. Adamlar daha bildiğin yazmış. Helal olsun valla. Evet, yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Dağların içi. Dayı ne yapıyor? Dayı dükkandan herhalde. Adamlar buraya restoran açmış. Gayet de güzel yer. Şurada dere akıyor. Dere yol boyunca akıyor galiba. Ben gidiyorum, dere gidiyor. Ben gidiyorum, dere gidiyor. Yani güzel yerler arkadaşlar. Görülmesi gereken yerler. Yeşillik, ağaçlık, dağ, tepe, taş, ova. Ne ararsanız var. Ha, bunu şeyde kalmış, yakında kalmış. Evet, hala devam ediyorum arkadaşlar. Yol sürekli virajlı. Keskin virajlar var. Bir de acayip dar. Dorseyi düşürmemek için. Bir de biçerlerimiz eksik şimdi. Bir korna çalalım. Biçerler de maşallah üstüme üstüme geliyor. Lan düşüreceğiniz de benim. Lan düşüreceğiniz de. Evet, kırmızı köprü diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kayaları. Kırmızı köprüymüş. Volvo geliyor bir tane. Tuğla götürüyor Volvo. Alkol satan yer çok arkadaşlar. İkinci bu karşılaştığım. İki tane alkolcü gördük. Adamlar demek ki içmeye önem veriyor. Sürekli köprüden geçiyoruz, derelerden geçiyoruz. Devlet su işlerininmiş burası. Nasıl varsa. Yer bulabilsem aslında şu dereye gireceğim arkadaşlar. Dereye gireceğim dedim yani, ayaklarımı sokacağım. Duracak bir yer bulamadım. Yani bazı yerlerde vardı ama bu sefer de dere uzaklaşıyor. Bir yerde vardı, tam yolun kenarından geçiyor. Orada da duracak yerim yoktu. Yani içime dert olur, ayağımı gidip de içinde dolaşmazsam. Bak şuralar mesela çok iyi, yakın. Güzel de akıyor dere yani böyle. Gayet iyi akıyor. Dayı da dereyiz diyor. Selamünaleyküm. Dayı efkarlanmış. Onların denizi de burası demek. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şu derede bir çimemedik ya. Bir çimeydim. Kendime gelecektim. Evet, görüyorsun ne güzel akıyor. Vay be. Premium deresi. Yolun kimi yerleri çökmüş. Dereden dolayı galiba. Güzel, gayet güzel yerler. Görülmesi gerekir yani. Tünele mi gireceğiz? Galiba tünele gireceğiz. Evet, tünele giriyoruz. Adam Allah'a emanet geliyor, ortalamış. Tünelin de yani maşallahı var. Ortalanmayacak gibi değil.
Vallahi bizim abi herhalde buraları söylemek istedi. Aynı da dediği yola girdim. Orada işte tünel var, bir araba zor geçiyor falan filan diyordu. Gerçekten de oralara girdik. Şu yükseklik falan hiçbir şey yazmıyor. Dorsenin köşesi değmesin diye yolu biraz ortalamaya çalışıyorum. Belki köşesi değebilir. Değecek gibi de zaten. Evet, tam sıfır geçiyoruz. Biraz ortalamakta fayda var. Arkadaşlar, kayayı delmiş adamlar. Kayayı. Vay be. Azimli sıçan diyor. Daha taşı deler diyor ya. Gerçekten hesap olmuş. Vallahi helal olsun. Kayayı delmişler resmen. Vay be. Neyse, buraları da görmedik, bilmiyoruz, etmiyoruz demeyiz. Gayet güzel yerler. Adam resmen kayanın içini delmiş be. Nasıl deldiniz, nasıl kırdınız oraları? Nasıl bir azim? Helal olsun vallahi. Dağın içine oymuş adam ya, taşın içine oymuş resmen. Şu adamlara bir yol versek mi, ne yapacağım ondan anlamadım ki. Neyse, durduracağım arkadaşlar birazdan. Çünkü buralar iyice sakat. Bak, ben sola sinyal veriyorum, sola geçiyorum. Adam lastik değiştiriyor. O da daha soluma giriyor. Geçeceği yerde geçmiyor beni. Neyse. Şimdilik durduruyorum bakalım. Evet arkadaşlar. Baktım dereye ayağımızı sokamıyoruz. Dedim çeşmeye bari sokayım. Telefonu düşürmeyiz inşallah. Oo, buz gibi suyu. Elimi yüzümü yıkayacağım şurada. Bir eli yıkama molası. Şunu durdurabilirsek tabii. Hay Allah, seni bildiği gibi yaptım ya. Bu telefon suya düşecek, düştü yere. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar, su bildiğiniz buz. Su bildiğiniz buz. Burada bildiğiniz dağ. Şurada bildiğiniz bizim araba. Şu şeyi ayarlayamadık ya. Şimdi normale döndü herhalde kamera. Şöyle dereyi de çekeceğim arkadaşlar size. Aslında şuraya inebilsek iyi de. Şimdi çok da uzaklaşmak istemiyorum arabadan. Başımda bir iş çıkmasın. Sesi duyuyorsunuzdur zaten. Vallahi ineceğim abi. Yapacak bir şey yok. En fazla bir kurşun yerik. En fazla kafamıza bir kurşun yerik. Şu arabayı kilitleyeyim. Ne olur ne olmaz. Vallahi bir daha gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden sokacağım abi, ayağımı bari sokayım. Bir daha buralara yolum düşer mi düşmez mi bilmiyorum. İnşallah dede de alıp beni götürmez. Oo. Vallahi şöyle bir en azından ayağımı sokacağım Plümür Deresi'ne ve girmedik demeyiz. Arkadaşlar, su bildiğiniz buz. Bildiğiniz buz ve tertemiz su. Şu an ayağım, hissetmiyorum ayağımı. Şu yukarıda bir kule gibi bir şey var. Büyük ihtimal üst bölgesi mi, neyin nesi? Bilmiyorum, görebildiniz mi? Bir şey var orada. İnşallah saldırışa geçmezler. Evet, ayağımı hissetmiyorum arkadaşlar. Çıkacağım şimdi. Bu kadar yeter.
Gitti yani, ayak gittiler şu an. Şu an ayağımı hissetmiyorum, dondu ayağı. Plümür Deresi'ne de girmedik demeyiz, hadi bakalım. Arkadaşlar, bizim arabanın yakılan yerlerinden geçiyorum. Seneler öncesinde bizim araba yakılmış burada. Arabayı yakmışlar bildiğiniz. YouTube'da da şey var, görüntüsü var, bana da biri izletti. Haberlere falan çıkmış. 2-3 araba daha yakmışlar öyle. Evet, bayağı güzel yani. Doğa harikası yerler. Gelip görünmenizi tavsiye ederim. Biraz sakat ama yapacak bir şey yok. Ölümü göze alacaksın. Ölümü göze almazsan gelemezsin buraya. Yalnız şu tepedeki yer var ya, tam bir harika bir yer. O ne, bina mı neyin nesi çözemedim ama. Yani şu derenin sesiyle bir saat başında otur derenin. Vallahi yeter, her şeye bedel. Evet, arabamızı da çektik. Hadi bakalım. İçimde de kalmamış oldu. Plümür Deresi, elveda. Evet, Elazığ'a doğru devam ediyorum arkadaşlar. Tunceli'yi geçtim. Munzur Irmağı'nı görüyorsunuz sağımda. Barajı falan geçtik, oraları çekemedim. Biraz uzun bir video olacak herhalde. Kovancıları da çekeceğim çünkü. Bu da böyle parça parça bayağı bir uzun oldu. Neyse, bu videomuz da böyle olsun. İnşallah sıkılmazsınız uzunluğundan. Manzara çok güzel arkadaşlar. Suyun rengi çok güzel. Tertemiz, tertemiz. Hiç kirletmemişler. Yani Tunceli kendini çok geliştirmiş, Tunceli'nin halkı. Vallahi buradan tebrik ediyorum. Çarşıdan geçtim, hiç ne bir pislik var, ne bir düzensizlik var, ne bir kalabalık kargaşa var. Yani çok bilgililer diyebilirim. Belediye başkanından da belli olduğu gibi. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, su tertemiz ve sağda solda hiç çöp yok, öyle suda muda. Hayatta çöp bulamazsın. Mesela Adana'da, Adana'daki nehiri de gördüm. O şehrin içinden akan. Bildiğiniz çöp yığın. O köprülerin altında hep çöpler birikiyor. Bardaklar, şişeler. Burada bir tane çöp göremedim suyun içinde. Çok dikkatimi çekti. Vallahi tekrardan tebrik ediyorum. Helal olsun. Kulağını aldım. Vallahi maşallah diyorum. Su çok temiz. Hem girmelik yani. Plümür Deresi'nin oralardan da geçtim arkadaşlar. Çok güzel yerler yapmışlar. Plaj falan yapmışlar. Bildiğiniz tatil köyü gibi olmuş. Yani. Bu bölgenin tatil köyü diyebilirim. Adamlar, nedir onun adı? Şezlong mezlong koymuşlar, şemsiye koymuşlar. Bungalov evleri yapmışlar. Çadır kurmaya yerler var. Hatta 4-5 tane karavan vardı ama hep yabancı plaka. Bizim kendi halkımızdan ziyade yabancılar çok geliyor arkadaşlar. Adamlar nereye geleceğini biliyor demek ki. Bizim milletimize desem mesela, ya Tunceli'de ne işin var, Tunceli'ye gidilir mi de. Vallahi bence gayet de iyi gidilir. Ben şu an iş için çok fazla gezemedim ama hususi zamanım olsa şu Tunceli'ye gezilecek yerlerini gelir görürüm. Şelale falan yazıyordu, bilmiyorum. Belki oralardan izleyen arkadaşlar vardır. Şelale falan yazıyordu. Kesin iyi bir yerdir yani. Oralara gitmeyi isterdim. Ama işte kısıtlı olduğu için bununla yetineceğiz bu kadarla. Evet, su manzaramız gitti. Gerisi artık Kovancılar'da inşallah. Evet, Kovancılar gözüktü arkadaşlar. Sürekli vurgulamamın sebebi, takipçim var. Ferit Elmas abim. Sağ olsun beni rastgele görmüş, sayfamı takip ediyor. Muş videosu atmıştım, daha önce de dedim. Ya dedi, tam dedi, Kovancılar'a geldin, çekimi durdurdun dedi. Keşke dedi orayı da çekseydin falan filan. Dönüşte çeker misin dedi. İşte o zaman zaten gitmiştim her neyse. Abi dedim, bir dahakine o taraflardan geçersem yine nasip olursa dedim, tabii ki çekerim. İşte Allah'ın işi. Normalde çok gelmem bu taraflara. Yine çıktı işte, Tunceli tarafından geliyorum. Şu gördüğünüz yer Kovancılar olması lazım.
O da yurt dışında, Rusya'da, gurbetçi galiba abimiz. Eğer buralarda olsaydı bir çayını içmeye uğrardım. Neyse, buradan selam etmiş olalım sana da. Memleketine hasret çekiyorsun galiba. Bizim vasıtamızla görmüş olursun abi. Rusya'da havalar iyidir inşallah. Buralar felaket yanıyor şu an, 32 derece. Bugün ayın 28'i yanılmıyorsam. Günleri karıştırıyorum bazen. Gece gündüze karışınca. Elazığ'a devam edeceğim. Şuradan önce daha iyi geçelim. Vallahi yorucu bir gün oldu arkadaşlar. Pülümür'den geçtim. Pülümür deresidir, bilmem nesidir. Evet, Kovancılar 3. Geldik. Geldik Ferit abi. Aa, bu tarla sizin mi yoksa Ferit abi? Öyle bir şey varsa söyle ha. Evet. Kovancılar güzel bir yere benziyor. Şurada radar olabilir. Arabalar var. Evet abi, bu kovancılara niye kovancılar demişler? Bal üretimi mi yapıyorlar? Kovan mı yapıyorlar? Yorumlarda bilgilendirirsen bizi seviniriz. Bir şey var mı yani, hikayesi bilmem nesi? Kovancı dediğine göre kovanla alakalı bir şeyler var. Gökmenler yapıyor. Şurası sanayi galiba, sağ taraf. Keresteciler mi? Vallahi yüküm nereye bilmiyorum arkadaşlar. Bir Elazığ'a gideceğiz, orada belli olacak işte. İnşallah artık yeter, yoruldum. Dünya kaldırmıyor, kafam kazan gibi oldu, uykusuzum. Yani salmalar lazım artık. Yoksa darlanacağım. Darlama beni, darlama diyor. Öbür dayının numarasını da almadık, ne yaptı ki adam? Orada bırakmış gibi oldu. Evet, şu an Kovancılar'a girdik. Aynen, burada mermerciler falan, sanayi sitesi gibi bir şey buralar. Elazığ tarafına devam edeceğiz. Düz gösteriyor navi. Düz gösteriyor ama herhalde buradan sağ tarafa döneceğiz. Evet. Onun düz dediği yani şuradan. Sağdan kırılacağız. Şurada çevirme olabilir. Biraz bir durdurayım. Sıkıntı olmasın. Vallahi yağdırıyorlar. İyi görmeden geçtik ha. Neyse, bir sıkıntımız yok Allah'a şükür de. Gereği de yok yani. Niye görsünler ki dayı? Vallahi yargı dağıtıyorlar ha. Kovancılar kovancılar dedik, bizi kovanlayacaklar vallahi burada. Tam döndüm, döner dönmez düştük. Belki ondan da olabilir. İleriden görseler kaparlardı. Ziraat odası var. Asıl merkezi bura galiba, bu cadde. Çarşısı buralar galiba. Geçenlerde de geçmiştim. Bura bayağı bir işlek. Elazığ'a kadar devam edeceğiz. 56 kilometremiz daha var. Organize'ye gireceğiz orada. İnşallah kalabalık değildir. Garaj ya da kola, ikisi de yani. Kalabalıksa zaten vay halimize. Çünkü hava çok sıcak. Sen ne yapıyorsun abicim? İnşallah önümüze atlamazsın. Yeni sürücü, biraz yavaşlayalım. Yani hiç belli olmaz. Geçen de biri dorsenin altına giriyordu. Geçtim, aynadan baktım. Geliyor hala. Altıma geliyor. Dedim başıma dert olacak. Sonra yanındaki hoca herhalde direksiyonu mu çevirdi mi tuttum. Bir şey yaptı da kurtardı.
Yoksa kendi göz göre göre gelip altıma girecekti arkadaşlar. Dorsenin altına girecekti. Evet, gayet güzel bir yer. Palu diyor arkadaşlar, Palu. Palu'yu bilirsiniz. Palu ailesinden bilirsiniz, bilmiyorum. Buralı mı yoksa şeyleri mi öyle? Ben oradan biliyorum, yoksa Palu'yu bilmezdim Palu'nun böyle bir yer olduğunu. Soyadı benzerliğidir büyük ihtimal. Evet, şurada bir kapı var. Tarihi kapı gibi bir şey var. Tarihi çeşme gibi, kapı gibi. Bilmiyoruz tarihimi. Jandarma trafik var, yanında radar var. Bilmiyorum gezici mi yoksa vurmaya mı gidiyor, bilmiyorum. Şöyle kendimizi sola doğru atalım. Evet, gayet güzel bir yer arkadaşlar, Kovancılar. Ağaçlıklı, yemyeşil bir yer. Şu ağaç olması çok iyi. Cadde boyu büyük ağaçlar var. Bizim Erbaa gibi aynı. Erbaa da böyleydi ama sağ olsun bir tane belediye başkanı geldi. Allah razı olsun. Ne kadar böyle ağaç varsa kesti çarşıda. Çarşının merkeziydi orada aynı. Yani niye öyle bir şey yapma gereği duydu? Onu anlayamadım. Yani vatandaşlar da anlamadı. Bir de gece kesiliyor arkadaşlar, işin enteresanı. Sabah kalkıyorsun, çarşıdaki ağaçlar yok. Yani şimdi fazla konuşmak istemiyorum ama çok tuhaf tuhaf işler. Yani en azından bir nasıl seçimlerde gidip oy toplamayı biliyorsunuz. Ona göre bir oylama moylama sosyal medyadan ya da başka bir şekilde bir oylama yapabilirdin. Ağaçlar kesilsin mi kesilmesin mi diye halka sorabilirdin. Çünkü onlar halkın, milletin. Günah yani, yazık, günah. Sonra havaların iklimler değişiyor. Ne oldu? Yazın çok sıcak oluyor. Önceden serin oluyordu. Ağaçların sayesinde miydi artık neydi bilmiyorum. Şimdi yanıyor mesela, yazın yanıyor bizim yemyeşiller var, yanıyor. Neyse, artık olan olmuş. Umarım bundan sonra dikerler, ağaç dikerler sökülenlerin yerine. Tek temennimiz o. Şurada duba var, bir de bir araba var. Arkadaşlar, Trabzon'a giderken o kadar radar gördüm ki artık şey oldum. Ne derler? Paranoyak oldum. Yani bir şey görmesem bile radar varmış gibi oluyorum. O kadar radar gördüm yani. Belki 20-25 tane. Abartısız söylüyorum size. Kesinlikle araba görmüşümdür. Bir de her biri bir yerden çıkıyor. Yani hiç ummadığım bir yerden böyle adam gizlemiş. Göremezsin yani. İmkanı yok. Oranın halkı biliyor tabii. Adam Almanya'dan gelmiş. 3000 motor Q7. Şu I plakı İsveç mi acaba? Bilemedim. Hep yabancılar arkadaşlar, bak, F Fransa galiba. Çok bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Hep gurbetçiler. Dayı stop ettirdin, hadi. Hadi. Adama kornayla delirtmek istemedim. Temelleri ayağına dolaşır da hiç gidemeyiz. İşte. Arabayı altına alan çıkıyor arkadaşlar trafiğe. Arabayı altına alan, konuşamıyorum da bakınız. Biraz sinir oldum. Yani parayı basan, arabasını alan, ehliyeti alan çıkıyor trafiğe. Hiç önemli değil yani. Bilmiş, bilmemiş adamın umurunda bile değil. Ferit abi, buralardan bir isteğin varsa göndereyim abi. Belki Rusya'ya da yolum düşer bir gün. Bilemiyorum ama belki oralardan bir iş teklifi falan neyim alırız. Biz de Rusyalı oluruz. Pek zannetmiyorum ama Allah'tan ümit kesilmez, belli olmaz. Nasip her şey. Evet, şurada bizim araba var bir tane de arkadaşlar. Kim bilmiyorum. Bir bakalım, tanıdık mı? Bir şey yazıyor ama çözemedim.
Bir selam verek de. İster alsın ister almasın ona kalmış. Görmedi galiba. Çabuk bir şeylerle uğraşıyordu. Ya yatıyor ya yeni uyandı. Evet, Kovancılar'dan çıkıyoruz. Böylelikle Kovancılar çekimini de yapmış olduk. Plümürle birleştiririm. İnşallah güzel bir video olur. Beğenirsiniz umarım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. İyi günler. Hoşça kalın.